Çok garip bir ifade. Halbuki bizim önerimizde son 4 yılın 4 yıl olması zorunlu da değil, 4 yılı da çok önemli değil. Diploma teşviki var. Amerikan modeli bu. Çok zeki bir öğrenci var. Olayları çok daha erken kavrayan. O 4 yıl o okula mahkum edilmemeli. Yani Siz ne ölçmek istiyorsunuz? ders vermekle Evet, çözülebilir diyorsun. bu işte son 4'te şu dersleri istiyoruz. Yapın sınavınızı, 2 yılda bitiren bitirsin. Açık lise olsun, interaktif eğitim olsun. Okulun dışında da hayata hazırlığın anlamlı olacağı kareleri oluşturmamız lazım. Hala bu iktidarın işte bu tasarıyı hazırlayanları da tevhidi tedrisat şablonuyla bakıyorlar. O öyle yerleşmiş ki kafalara bugün Melek Hanım bu ülkede İmam Hatip, özel İmam Hatip Lisesi açılamıyor. Özel ilahiyat açılamıyor. Ama başka her türlü koleji açabilirsiniz. Yasak giydirilmiş. Buna razı olunmuşluk gibi bir tablo var. Aslında Burada onun da gözden gözden geçirilmesi geçirilmesi lazım. gerekiyor. Son 4 yıl tamamen hayata hazırlık. Hayata hazırlığın öne çıktığı, kendilerini keşfetmiş, hayatına dair ailesinin, öğretmenlerinin, çevrenin yönlendirmelerinden yararlanmış ki yönlendirme demek bile bu manada artık doğru değil. Tamamen tek belirleyicinin kendisi olduğu ve kendisini hangi mesleğe giderse daha başarılı olacağına inanıyorsa o alanda çalışmalar yapabileceği. Bunun için okulda vereceğiniz müfredat yeterli olmayabilir. İkinci dördü seçmeli dersler havuzu olarak koyun dedik. Ama son 4 ister istemez hayata hazırlık olacağı için orta öğretimin, lisenin bütün derslerini kapsayacak. O zaman siz bu çocuğa sunacağınız seçenek, ben senden bu bilgiyi, bu lise diplomasını verebilmek için istiyorum. Avrupa Birliği denkliği açısından da diploma önemli. Yani dünyalı olabilmek adına bu çocuğun lise diplomasını alması gerekiyor. Bunu teşvik etmek lazım. Ama bu diploma için okula hapsetmek, 4 yıl bekletmek kesinlikle doğru değil. Peki Ahmet Bey bu ben konu değişmeden şimdi sormak istiyorum. Burada diploma almak zorunlu 12 yıllık eğitimden sonra. Burada açık lise de sistem içerisinde yer alıyor. yer almıyor şu anda. Alacak diyelim. Hayır, Açık almıyor. seçenek Yani almasını istiyorum. Alması gerekiyor. Alt komisyon yaygın eğitim demiş sadece tasarıyı. Açık liseyi kaldırmışlar. Çünkü ben şunu soracağım. Bunun Ortaokulda da komisyon bunun ya da genel olmasını kurul aşamasında düzeltilmesi Şu anda Eğitim gerekiyor. Birsen dün önceki gün yeni bir çalıştay yaptı arkadaşlar. Bugün ya da yarın komisyona sunacağız. Ortaokuldan geri çekilmiş olmasının farklı şekilde izah edilecek yanları olabilir ki bana göre doğru değil. Ama lisede, orta öğretimde kesinlikle bu tercihler Peki bu olmalı. öğrencilerin takibi nasıl olacak? İşte diploması verilmesi gerekiyor. Çocuk okumaktan vazgeçti, başka şeylere yöneldi. O son 4 yılı nasıl takip edecekler? Şu anda zaten Türkiye'de açık lise uygulaması var Melek Hanım. O Yani isteğe bağlı. burada da ben zaten son 4'ün mecbur olmasını savunanlardan değilim. Ama şimdi diploma için 12 sene beklenecek. Hayır, temel eğitim diplomasını 8'i tamamlayınca öğrenci alır. Şu Lise an 12 yıl diploması. sonrasında diploma 12, verilecek deniliyor. ben ona katılmadığım için Siz eleştirerek farklı. yaklaşıyorum. Peki ben Yani yine şunu söylüyorum. Siz şu anda 150 bin öğretmen ihtiyacınız var. Bakanlığın açıklamalarında. 12 yılı zorunlu ettiğinizde bu ihtiyaç kaça çıkacak? 400 bine çıkacak. Kademeli eğitimde şu anda sınıf öğretmenliği 1, 2, 3, 4, 5 bu paketin içerisinde sınıf mevcutlarının OECD ülkelerinin ortalamasına gelmesi ve bunun içinde azami 1,5 yıl süre tanımışlar zorunluya geçiş için. 1,5 yıl yani önümüzdeki 6 ay ve sonraki 1 yıl. Bu demektir ki siz sınıf öğretmenliğinin her sınıfı içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temel eğitimin kademeleri içinde en az 30'ar bin öğretmene ihtiyaç hissedeceksiniz. Geçen Bu hafta 17 bin dediniz, ikiye mi katlandı, hesap artıyor. 17 Bir bin ana sınıf programda ana için. sınıf evet 17 Ana bin diyor. sınıfı için. Şimdi ana sınıfında iktidarın bir hedefi var. Okul öncesinde %44'e ulaşmış. %70'e şu sürede ulaştıracağım. %70'e ulaşabilmesi için ki hala 17 bin kendi verileriyle ortaya koyulan 17 bin ana sınıf öğretmenine ihtiyaç var. Peki 400 bin diyorsunuz, 50-50 kademeli olarak 100 bin öğretmen Şimdi ataması Melek Hanım söz konusu. Nasıl şu karşılanacak bu anda ihtiyaç? Balgat'ta 8 yıllık 2 tane ilköğretim var.
bu ilk öğretimlerin birini diyeceksiniz ki temel eğitimin birinci kademesi olacaksın. Oradaki 5. 6. 7. 8. sınıftaki öğrencilere yan ilk öğretime ortaokul denkliği için vereceksiniz. Bu okulda sınıf sayısı artacak. Bu sefer 40'ar kişilik sınıf mevcutlar en azından 30'a 25'e inecek. İndiği zaman sizin her kademede on binlerce sınıf öğretmenine ihtiyacınız olacak. Taşımalı eğitim 8 yıllık eğitimin dayatması olarak getirilmişti. İlk 4 için yeni okullar açılacak. Bazı merkezi yerlerde 8 yılın öğrencisi olmayıp ilk 4'ün öğrencisi var mı? 3-5 köyün bir arada merkezi yerlerde var. Taşımalı eğitimden kurtarıp oraya okul açacaksınız. Genç öğretmenleri, yeni atanacak öğretmenleri de oradan başlatacaksınız. Dolayısıyla okulları yeniden merkezi köylere doğru götürerek o köye öğretmenin girmesi, öğretmenin halka da rehberliğini yapması gibi olumlu adımlar var. Ama bunun için öğretmen ihtiyacını karşılamanız lazım. Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen açığından dolayı görevlendirilen öğretmenlerin KCK'ya hizmet ettiğine dair raporlar var. Eğitim bir sen olarak yıllardır haykırıyoruz. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Ankara'nın Haymanası da dahil. Kalkınmada öncelikli yörelere pozitif ayrımcılık yapın. Buralarda hem öğretmen açığı fazla hem var olan öğretmenler ya asker öğretmen ya stajyer öğretmenler. Açık söylüyorum 10.000 TL veriyorsunuz Güneydoğu'ya doktoru gönderemiyorsunuz. 1.000 TL fazla verin öğretmensiz köy bırakmayalım. Nasıl teşvik edilecek? Öğretmen... Nasıl teşvik edilmeli? Doğuya öğretmen göndermesi. Şimdi çünkü öğretmenin PKK şu anda bir tehdit şu anda ders ücretine giremeyen bir branş öğretmeni ders ücreti yok. 1650 TL maaş alıyor. Siz Hakkari'ye göndereceğiniz öğretmene 2500 TL maaş burada görev yapanlar için derseniz orada tayin isteme hakkı gelen binlerce arkadaşımız madem buraya geldim cezalı olmaktan da en azından ekonomik olarak kurtuluyorum. Evet buranın sosyal şartları, ekonomik şartları, zorlukları var, engelleri var ama en azından ekonomik olarak bunu karşılayan bir devlet var der. Bir yıl, iki yıl, üç yıl daha fazla kaldığı dört zaman yıl zorunlu tecrübeli... hale getirilecek diye de bu son BGK'da görüşüldü. Dört yıl zorunlu olarak doğuda şark hizmeti yapılacak diye hani bu kesintiye uğramaması için böyle bir şey bu düşünülüyor. Bu var olan öğretmenler için böyle bir şey getirilemez. Yeni bundan bir... sonraki alımlar için konuşulabilir, tartışılabilir. Var bu olan öğretmenler için buna asla müsaade etmeyiz. Zaman zaman Türkiye'yi altı bölgeye dönüştürerek öğretmenleri yeniden her bölgeye gönderme gibi düşünceleri gündeme geldi. Eğitim bir sen yetkili sendika bunlara asla müsaade etmeyiz. Bugün öğretmen son 666 sayılı ek ödeme kanun hükmünde kararname ile başka bakanlıkta ünvan karşılığı yok diye hiç ek ödeme verilmeyerek bu ülkenin en mağdur memuru haline getirilmiştir. Sayın Başbakanımıza konuyu taşıdık. Şu anda yasamız çıkmak üzere. Tıkanan noktaları da açtık, aşıyoruz. İnşallah aşılır. Toplu sözleşme masamızı kurar kurmaz en önemli taleplerimizden öğretmenlikte çalışma yapmış, üniversiteye akademisyen olmuş, okutman, asistan, öğretim görevlisi, öğretim üyesi 2000 TL'yi bulmayan maaşlar. Bütün siyasetçilerin bu ülkenin en önemli sorunu eğitim demesi lazım. Milli Eğitim Bakanlarımız başta olmak üzere bakanlar, başbakanımız hepsi de memurların hakkı ödenmez, hele memurları da yetiştiren öğretmenin asla hakkı ödenmez diye başlaması lazım. Güvenliği nasıl sağlanacak doğudaki öğretmenlerin eğer 4 yıllık da bir zorunluluk getirilirse doğuya teşvik amacıyla bir de güven sorunu var. Bu nasıl getirilecek? Güven sorunu birkaç ilde zaman zaman yaygın olarak kaçırılan öğretmenler boyutuyla yaşıyoruz. Üyelerimizden de bu var. Bu bir taraftan öğretmeni hem ekonomik hem sosyal statüsüne doğru bakıp diğer taraftan da terör sorununu bitirmek için normalleşmeye geçiş için yeni anayasa ihtiyacını karşılama tek ayakla yürünmez. Doğu, batı, kuzey, güney topyekün sosyal devletin bakışını sağlamamız lazım. Ben hala Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere eğitimde fırsat eşitliği için atılması gereken adımlar olduğunu görüyorum. Sonuçta oradaki yavrularımız da buradaki yavrularımız da aynı sorularla sınava tabi tutuyoruz. O zaman aynı hizmeti sunabilmemiz lazım. Dağa çıkanların dağda niye dağda var sorusunu soralım ama dağa çıkarmamak için devletin alması gereken önlemleri de almamız lazım.
öğretmenin inşacılığının, rehberliğinin önündeki engelleri kaldırmak da bir başka sorumluluk. Şimdi ben de onu sormak istiyorum. Tabii süreyi konuştuk, öğretmenleri konuştuk ama eğitimin müfredat bölümünü çok konuşmadık. Yani bu çocuklar o sınıflara girdiğinde askeri okullardan meslek okullarına, genel liselere, ilk öğretime kadar neler okutulması gerekiyor? Artık müfredat bölümüne de girilmesi gerekiyor mu? Bundan sonraki adım bu olmalı mı? Evet, teşekkür ediyorum. Eğitimin üç ayağı var. Sacıyak ayağı gibi. Altyapı, öğretmen, müfredat. İktidarın belki de eğitimde yaptığı en önemli adım müfredat değişikliğiydi ama tamamı ermedi. 48 yıllık öğretmenin anlatması merkezli, öğrencinin de dinlemesi merkezli anlayıştan öğrenciyi merkeze alan bir orkestra düşünün. Bütün enstrümanlar var ve orkestranın şefi ders arkadaşlığı gibi harika bir geçişti. Ama bu geçiş ne öğretmenlere anlatılabildi, ne geçişin başındaki genel müdürler bunu anlayabildi. Akıllı tahta, Fatih projesi, bilgisayar bunlar konuşuluyor ama bana göre eğitimin ruhuna dair konu boyutuyla en önemlisi öğretmen ve müfredat koordinesidir. Öğretmenle müfredatı buluşturmak, öğrenciyi merkeze almak, her kademede bu öğrenciye birey olduğunu hissettirmek, konuşma hakkı vermek. Ama anne babalar çocuklarının rol yapmasından memnun. Çocuklar da bunu keşfetmişler. Öğretmenler memnun, devlet memnun. Esasen bu ülkede herkes demeyeyim ama büyük çoğunluk eğitim sisteminin yetiştirdiği bir yaklaşımla ne dersem babam annem hoşlanır, haçlık nereden artar diyor, rolünü oynuyor. Ne dersem öğretmen o. Hayır. İki dil kullanan değil bu manada, içinden geçtiği gibi konuşan. Bu da onlara itiraz etme hakkını vermekten geçiyor. Müfredat tam da bu. Yani öğretmen bu müfredatta orkestra şefi, müfredatın ruhu da kendimize benzetme gayreti gütmeden, dünya görüşü ne olursa olsun, siyasetçiler şu anda tartışıyorlar ama alkol, uyuşturucu, satanizm, misyonerlik, ilk öğretimin birinci kademesine kadar girmiş. Din kültürünü tartışıyorlar. Nedir bu din kültürü? Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Kenan Paşa'nın iki doğrusundan biri. Diğeri de gidişiydi. Mecbur etmiş. Efendim siz demokrat sendikacısınız, mecbur. Hayır, mecbur olmasını savunmuyorum ama mecbur olmamasını sağlayacak iklim yok. Cemaatlere, bireye, sivil topluma. Bunu, içeriği boş. Budizm, Hinduizm, Brahmanizm, Konfüçyanizm, Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet kitaplara bakın. Tek tip insan ve bir ideoloji üzerine endekslenmiş. Geç ben sağından, 12 Eylül'ün mecburi din eğitimine de karşıyım, onu da istiyorum. Ben, çünkü içeriği de çok da doğru değil. O karşılığın özgürlükçü ortam sağlanırsa konuşulabileceğinden yanayım. Ama siz Diyanet İşleri Başkanlığınızı resmi kurum olarak, anayasal kurum olarak tutma gereği duyuyorsanız, bu çocuklar hiç değilse boy abdestini, Sübhaneke'yi öğrensin gelsin. Kimin çocuğu olursa olsun, CHP'linin, AK Partili'nin, hepsinin çocuğu Müslüman. %99'u Müslüman. Dönüştürme yetkisi olmalı mı? Olmalı. Ama en azından koruyucu önlemleri almamız lazım. Bu boyutuyla ben müfredat, öğretmen, altyapı. Yani şu anki sistemde eğer bu şekilde geçerse çocuk dediğiniz işte boy abdestiydi, Sübhaneydi, Fatiha'ydı, bunlarla ne zaman tanışacak ilk? Şu anda bir sistemde bir değişiklik yok. Bu konuda bir değişiklik yok. Sınıf öğretmenleri verebiliyor, verebilirler, verirler. Önceki sistemde 4. 5. sınıfta din kültürü ve ahlak bilgisi dersi başlıyordu. Şimdi nerede başlayacak? Bu çalışmalarla. Ahmet Bey, süremizin sonuna geldik ama komisyon çalışmalarına, parlamentoki çalışmalara da ışık tutması açısından Eğitim Bir Sen Genel Başkanı ve Memur Sen Genel Başkanı olarak bu mevcut düzenlemede şunlar yanlış yapılıyor, şunlar düzeltilsin ya da şunlar girsin diye önerilen çok net olarak bir alabilir. Yaşın bir yıl indirilmesiyle ana sınıfının varlığı bir soru işareti oluşturdu. Düzenlensin diyor. Yani her ikisi aynı yaşa hitap etmesi gerekiyorken aynı yaşa iki seçene, iki sistem birlikte bir toplanmış oldu. Burada diyorsun. Bir soru işareti var. Birinci dört yılda sorun yok. Temel beceri okur yazarlık, Türkçe dil okur yazarlığı başta olmak üzere. İkinci dörtte
Haydin kızlar eve olma şansı yok. Diploma 8'in sonunda olacağı için öncesiyle hiç